biz böyle kendi kendisine yeten bir toplum inşası için seçildiğimizin sorumluluğunu taşıyoruz. Sadece belediye yönetimine geçip koltukta oturup kepçeyle kredeyle halka hizmet sunmak için seçilmemişiz. Bizim seçilmiş bütün arkadaşlarımızın bu düşüncede olması lazım. Bu düşüncede değilse bir arkadaş bizim anlayışımıza göre yerel yöneticisiyim demez. Meclis üyesi de olabilir, il genel meclis üyesi de olabilir, belediye eş başkanı da olabilir. Ya da atanmış da olsa, memur da olsa bizimle birlikte çalışmaya evet diyen arkadaşların bu düşüncede olması lazım. Bizim dolayısıyla biz belediye yönetimine seçilmiyoruz. Yerel yönetimlere seçiyoruz. Bir merkezi yönetim var, bir de yerel yönetim var. Bizim bu anlayışla sorumluluğumuzu, görev ve sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekir. Bunu yaparsak kayyuma merkezi yönetim ihtiyaç duymaz. Neden? Zaten toplum şu anda, ya bizim ben hep örnek veriyorum, yani biz %10'luk barajı bizim için, bizim irademizin meclise yansımaması için tutulmadı mı? Öyle değil mi? Sadece biz barajı aşmayalım, Kürt iradesi meclise yansımasın. Ne oldu? Yöntem geliştirdik. Bağımsız adaylarla girdik, grup oluşturduk, sonra partiye geçildi, şu oldu, bu oldu. Baktılar ki bu %10'luk baraj artık ayıptır. Onların işine de yaramıyor. Dolayısıyla kenara koydular, indirdiler yani. Şimdi kayyum meselesi de biraz budur. Eğer biz kayyumun temel, kayyum rejiminin pratikte, yani atamasının nedenini ortadan kaldırırsak, o zaman kayyuma gerek kalmaz ve merkezi hükümet böyle bir ayıbı da taşımaz. Bizim derdimiz bu. Gelelim şeye. Bu kentin geleceğini dert edinen sadece bu parti değil. Sadece bizim yerel yönetimler değil. Bu kente ben yaşıyorum, örgütlenmişim. Demokratik kitle örgütleridir, sivil toplum örgütleridir, meslek odalarıdır, yani sendikalardır, emek örgütleri. Yani bunların hepsinin bu kentin geleceğini dert edinmesi lazım. Yük niye sadece bizim sırtımızda kalıyor? Dünkü toplantıda ben onun için belirttim. Sorumluluk sizindir de. Kayyum talan ediyor. Kayyum kenti satlığa çıkarmış. Kayyum yandaşı ve kandaşı palazlandırıyor. Kayyum buranın yerel kaynaklarını buranın AKP'li olsa bile kendi tüzel kişiliğine ihale etmiyor. Trabzonlu firmaya veriyor, Elazığlı firmaya veriyor. Buradaki AKP'li firmalar ancak taşeronluğunu yapıyor. Yani ikinci bir adımda, üçüncü adımda ancak ona o şeylerden nemalanabiliyor. İşin kaymağını dışarıya aktarıyor. Şimdi bu sadece bizim sorunumuz değil ki. Ulaşım sorunundan herkes zarar görmüyor mu? Arap saçına döndü. İmar planlarından zarar görmüyorlar mı? İmarın belli kişiler için revize edilmesinden zarar görmüyor mu herkes? Yeşil alan sıkıntısı çekiyoruz, zarar görülmüyor mu? Herkes zarar görüyor. O zaman herkesin tepki vermesi lazım. Sadece bizim sırtımızda kalınmış. Ondan sonra da kalkıyorlar. Böylesi toplantılarda ucuz ucuz eleştiriyor. Parti niye yapmıyor? Ya parti sadece bu işin bir boyutu. Sizler de örgütlüsünüz. Belli kesimleri tespit ediyor, temsil ediyorsunuz. Sizler niye yapmıyorsunuz? O yüzden çağrımız şudur. Bu sorumluluk sadece bizim değil. Bu kentin geleceği karartılmak isteniyorsa bu kente yaşıyorum ve bu kentin kaynaklarından besleniyorum diyen bütün sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, emek örgütleri ve meslek örgütleri ya da bireyler elini taşın altına koymalı, güç birliği halinde kentin geleceğinin karartmasının karşısında durmalıyız. Bu kentin geleceği bizim ve bizim çocuklarımızı ilgilendiriyor. Hani böyle bir görev ve sorumlulukla yaklaşmak zorundayız. Öyle değilse sadece bizim vereceğimiz mücadeleyle yani ancak bu kadar olabilir. Ha, böyle de olsak bu mücadeleyi sürdürmeyecek miyiz? Sürdüreceğiz yani. Sürdüreceğiz. O anlamda söylüyorum. Yani biz aslında fiili bir yönetim bazında bir girişimlerimiz oldu. Bu kentin fiili bir meclisi olmalı.
kentin kaynaklarına sahip çıkmalı. Hepimiz belki iktidar yanlısı derneklerdir, meslek odalarıdır, sendikalardır, o yandaşlar gelmeyebilir ama gerçekten kentin geleceğini dert edinen bütün sivil toplum örgütleri, meslek örgütlerini, sendikaları bir araya getirip fiili bir kent yönetimi oluşturma çabamız oldu. Öyle boş durmadık. Yani parti bunun bir boyutu. Ama çıkmadı. Çıkmadı. Üzülerek belirtiyorum, çıkmadı. Bu bir kent konseyi değil. Kent konseyi resmi olarak kanunu var, genelgesi var. Vali de başkanlığını yapıyor. Vali şu anda kayyum. Zaten valinin kendisi talan ediyor. Kayyumu kendisi talan ediyor. Benim dediğim bu kentin kaynaklarına, geleceğine sahip çıkan fiili bir meclis, fiili bir yönetim. Ha, şimdi böyle bir girişimimiz oldu ama bir şey çıkmadı, sonuç vermedi. Belki biz anlatamadık, o konuda bizim de eksikliğimiz olur. Belki biz ısrarcı olamadık ama örneğin biz yapamadık, bir başka kurum yapsın. Fakat böyle bir duyarlılık gelişmedi. Ben burada sizin aracılığınızla çağrımı tekrarlıyorum. Bu bir seçim öncesi bir araya gelelim çağrısı değil. Seçim öncesi, seçim süreci ve sonrası bu kentin geleceğini dert edinen bütün kurumlarla biz bir araya gelmeye hazırız. Yeniden bir girişimde bulunmaya çalışacağız. Ama kesinlikle yanlış algılanmasın. Bu çağrımız, seçim arifesindeyiz. Yeniden parti bizi bir araya getiriyor. Güç ve destek bulmaya, böyle bir şey değil bu çağrı. Bu çağrı tümüyle kentin geleceğini karartmak isteyen politik, ideolojik yönelimlere, yüklenimlere, yolsuzluklara, hırsızlıklara, talana, irade gaspına karşı bir duruş çağrısıdır.